Ara ara. Tam 13.08'de yaptı o konuşmayı. Alo. Merhaba. Ben nereyi aradım? Güzellik merkezi değil mi orası? Neresi orası? Gerçekten mi? Ne estetik? Ha. Evet, şimdi ben bir cilt bakımı yaptırmak istiyorum. Sizin adresiniz var mı? Var tabii. Ne peki? Evet. Adım? Adım yok benim. Yanlış numara. Dalga geçtim sizle. Ama kardeşim kendini yorma. Ah Petoco, sen eskiden böyle miydin? Konuştuğunda çiçekler açar, kuşlar şakıyarak sana katılırdı. Ulan bitirdiniz herifi be. Artık bu iflah olmaz ki. At çöpe. Ama kanıt olarak dilde yer yer geçici yanık lezyonlar yazan doktor raporu dışında bir şey gösteremiyorsunuz. Ya daha ne gösterelim? Adam derdini anlatamıyor. Allah rızası ne gösterelim ya? Ha, ne tamam gösterelim. Sertaç, 2 numaralı kanıt. Çıkar abi. Çıkar, buyur. Bakınız, kanıt no 2. Tat abi. Ne bu yediğin abi? Pirzola. Ne diyor? Pirzola diyor. Düşün artık ya. Kardeşim, siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Taceddin Bey kör mü oldu? Görmüyor mu yediği şeyin baklava olduğunu? Taceddin, kutuya bak kardeşim. Bak, baklava mı? Baklava, pirzola diyor. Ya, hadi bir daha tat kardeşim. Nasıl abi? Taceddin, Taceddin. Nasıl? Tadı, tuzu nasıl? Kıvamı, inceliği, malzemesi nasıl? Ya şu koskoca baklava prensinin düştüğü hale bakın ya. Şu adam, şu yiğit bir zamanlar ta 100 metreden baklavanın kalitesini anlardı. Hem de kokusundan. Kendi malının, mamülünün kalite kontrolünü bizzat kendisi yapardı. Ey günler. Ah vah kardeşim vah ah. Görüldüğü üzere sadece profesyonel zararlar değil, manevi tazminat da söz konusu yani. Peki. Şirkette görüşeceğim. Ama bir süre Taceddin Bey'i takip etmemiz lazım. E bakalım bu konuşma bozukluğu durumu geçici mi? He? Evet. Lütfen soyunup bornozumuzu giyelim. Bence buna hiç gerek yok. Nasıl? Merhaba. Birkaç soru sorabilir miyiz? Cilt bakımı hakkında mı? Hayır. Avrupa Yakası dergisini duymuşsunuzdur değil mi? Duymuştum. Tabii duymuşsunuzdur. Peki editörünü tanıyor musunuz? Hayır. Fatoş hanımı? Hayır, tanımıyorum. 1.65 civarında beyaz kadın, saç rengi siyah, genellikle yapmasıyla tanınır. Bakın, öyle birini tanımıyorum. Bakım yaptırmayacaksanız lütfen gider misiniz? Hiç de o kadar kolay değil. Bu bilgiyi bizden saklayamazsınız. Aa, yaprak. Dostumuza kötü davranmayalım bence. Biraz hafızasını yoklarsa Fatoş'u hatırlayacaktır. Fazilet Hanım, siyah saçlı diyorum. Ve 40 yaşında olmasına rağmen ne hikmetse 30'larında gösteriyor. Öyle bir müşterim yok.
Yalan söylemek federal bir suçtur. Federal bir suç bu? Salaklaşma ya. Fazilet Hanım. Belki bu fotoğraf hafızanızı tazeleyecektir. Bu kadını daha önce buralarda gördünüz mü? Hayır, görmedim. Bir daha bakın. Hayır, görmedim diyorum. Tekrar bakın. Hayır, görmedim diyorum. Bu kadın buraya gelip bir şeyler yaptırıp gençleşiyor ve siz bu bilgiyi bizden saklıyorsunuz. Şimdi soruyorum size. Bu kadın ne yaptırıyor ha? Ne yaptırıyor diyorum. Tamam, tamam, yeter. Lütfen gidin, yoksa güvenlik çağıracağım. Aa, Fazilet Hanım. Sakin olun. Bakın. Bakın. Biz Fatoş'un dostuyuz, ona zarar vermeyeceğiz. Sadece biraz bilgi almak istiyoruz. Eğer bize anlatmak istediğiniz bir şey olursa veya hatırladığınız bir şey, beni arayın. 24 saat telefonum açık. Alo. Alo. Fatoş Hanım. Tahmin ettiğiniz gibi geldiler. Tabii ki hiçbir şey söylemedim. Yalnız bu işin ucunu bırakacaklarını zannetmiyorum. Evet, ne söyleyeceksin? Buraya kadar geldik efendim. Beni seven herkese canımdan çok teşekkür ediyorum ve onların önünde eğilmek. Ne bakıyorsun evlat? Hı? Bu yaştan sonra mango yiyorum diye damadıma hesap mı vereceğim yani? Seviyorum ayol tadını. Ben kağıt peçetelere bakıyorum efendim. Bakma o zaman, çevir kafanı. Sen de seyretmiyorsan televizyonu kapasana. Bayıyorsun ama. Öğlende de arabayı almışsın, duydum. Aslı, şu içki üveysin kafasına vursana, sussun. Dayı geliyor. Ne? Ay Erkan'dan. O şeyi sakla. Elektrikli süpürgeyi. Oh, sizi, oh. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya. Ormanlar yurdumda, ormanlar yurdumda, ormanlar yurdumda. Oho, iyi akşamlar herkese. Babacığım, hiç beklemiyorduk sizi şu anda. İyi akşamlar dayıcığım. Size ve tüm insanlığa olsun, gezegenimize olsun. Bakayım, oh, ışıkları kapatmışsınız. Televizyon da kapalı. Kahveyi bile değirmende çekiyorum dayı. Aslında şarkı söylüyordu, nedenini anlayamadık biz de. Aferin, vallahi aferin. Dur, dur, geliyorum. Anlatacaklarım var. Televizyon kapalı, nasıl eğleniyorsunuz, sıkılmıyor musunuz deyince Aslı şarkı söylüyordu diyeceksiniz, onun için yaptık. Ya senin beyin hücrelerin bizimkilerden farklı mı, yoksa zamanla metamorfoza uğramış olabilirler mi? Ne biçim konuşuyorsun sen benim karımla ya? Ya sen sus çevreci, zaten ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Bana bak, sadece sen ayağını denk al. Şansını çok zorluyorsun, ateşkesteyiz, bence bu durumu bozma. Ah ben var ya. Alo. Gittiler. Gelebilirsin Sacit. Hayırlı olsun. Eskidiğini de görün. Sağ olun efendim. Hayırlı olsun Burhan abi. Sağ ol canım. Hayırlı olsun Burhan Altıntop. Teşekkür ederim. Çok esaslı bir şey bu yahu. Aldın mıydı, en iyisini alacaksın. Hayat felsefem bu benim. Prensibim bu yani. Hayır. Demek
elektrik geliyor oradan buraya. Bunu böyle döndüreyim. Allah'ın bir hikmeti işte. Kanka tekrar hayırlı olsun. Aa, çok teşekkür ederim Gafurcuğum, sağ ol. Baba, bu alet kalp atışlarını ölçüyor. Gerçek mi? Ha öyle. Benim de son zamanlarda içimde böyle bir eziklik var. Yediğim her şey çarpıntı yapıyor. Ölçelim mi gelmişken? Gel baba gel. Çık aletin üstüne. Evet, fast stereo. Hoş geldin. Hoş bulduk. Dursana sadece, çok tedirginsin. Ya ne bileyim, böyle her an bir yerden Gafur çıkacakmış gibi geliyor. Deli misin ya, keyfine bak. Onlar 11'den önce gelemezler. Ne içersin? Kaç diyor oğlum? 140 yapıyorsun baba. Ya indirseniz adama kalpten gidecek vallahi. Sonra bir daha eve giremeyeceğim korkudan. Sabit efendi. İnsene ayıp. Nasılmış kalbim? Ne diyor alet? Ya, iyi kanımca baba. Bir de kolesterola bakalım mı? Aa, o yok ama. Burhan abi, ben de çıkabilir miyim? Yürüme bandına bir artık çıkmasanız ya. Ne oluyor kanka? Aletini eskittik mi? Ya ne alakası var Gafur? Üzerinizde paralansın inşallah da yani. Başka böyle eğlenceli şeyler yapabiliriz, o anlamda diyorum. İyi o zaman. Dans edelim. Dans mı? He. Edelim edelim. Hadi ben gideyim evden kaset alayım, geleyim. Yok yok yok, burası çok dar yani. Aletler falan var ya, öyle dans edecek bir yer yok. Onu oynayamayan gelin dermiş. Ya siz ailecek ne kadar giriyorsunuz ya böyle? O zaman ben gideyim evden kaset alayım, geleyim. Vallahi bence sen duygularını yeterince belli etmiyorsun. Ediyorum. Bence etmiyorsun. Erkek de bir yere kadar kovalar Zeynep. Ama bazen mesajlarına cevap veremiyorum çünkü ev çok kalabalık oluyor. Tamam da ben aradım mı bulmak isterim. Ben bir de biliyorsun hafif maçoyum. Sert bir yanım var. Hacı aç kapıyı. Ya öldüm ben, sakla beni, gözünü seveyim. Ay bu nereden çıktı ya? Hacı aç kapıyı. Şey, sedirin altına gir. Nasıl çıkacağım sonra oradan? Ya sen bir gir de. Oley, çok eğleniyoruz. Babamın kalbi iyiymiş. Ha, çok sevindim. Yukarıda parti var. Ben kaset almaya geldim. Otteli, otteli, otteli. Anladın onu sen. Ya. Hey, hey. Şimdi yani müzik olsa daha neler yapacak kızcağız. Benim çocukların hepsi böyle oynak. Bir Hacer'lardan. Cüce! Lan! Ne yapıyorsun ya sen burada? Allah Allah! Ödümü patlattın burada ha! Sürpriz! Bu nasıl sürpriz ya? Böyle sürpriz olur mu? Arkamdan kazulet gibi yaklaşıyorsun, adama C diyorsun ya! Kalbim tuttu burada lan! Nasıl oldun burada? Ben de çıktım da. Kalbinizi ölçelim. Ya siz de ailecek her şeye gülüyorsunuz ama. Bak bile sen nasıl içeri girdin? Bizim evde sizin anahtarınız var ya. Anahtarla girdin öyle mi? Biraz ayıp olmuyor mu? Ayıp mı? Kime? Ay ben açarım kapıyı da. Aa, ama sinirim bozuldu ya. Bir de gidiyor kapıyı kendisi açıyor ya. Burası benim evim, olur mu öyle şey? Kalksak mı be? Ha? Vallahi billahi gitti ya. Çıkabilirsin artık. Ya yine gelirse? Kaseti aldı gitti. Onlar Nilay'la dans etmeye başlamışlardır bile. Rahat ol. Thank you.
başlıyor. Ayo kaset hadi. Ya Burhan Bey, bu yürüme bandı burada mı hala ya? Hani bunu içeri kaldırmayacaktınız? Pardon da Makbule Hanım, acaba burası sizin eviniz mi yoksa benim malikanem mi? Hali hazırda benim evim değil. Ama... Yani... Çöpte mango gördüm. Mango mu? O ne ayol? Nereden çıkmış? Kağıt peçeteler, şunlar bunlar. Kesin sacittir. Yoksa kurallara uymuyor musunuz siz? Siz bana numara mı yapıyorsunuz? Şekerim, yani biz de biliyoruz küresel ısınma çok kötü bir şey ama sen de çok katı kurallar koydun yani. Asıl katı kuralı şimdi koyuyorum. Nasıl yani? Giyim kuşam almak yok. Ne? Lan lüzumsuz al. Yahu o kıyafetler ne enerji sarf edilerek, ne masraf yapılarak buralara kadar geliyor. Haberin var mı kızım? Senin bir ömür boyu giyecek kadar elbisen var. Sonra bu apartmana floresan da takmak lazım. Dur gaffora söyleyeyim şunu. Gaffor! Sabit Efendi! Dayım mı? Ha, boş ver, evde yokmuşuz. Ya Makbule Hanım, niye anahtarla içeri giriyorsunuz? İnsanın bin bir türlü hali var. Ya içeriden böyle alkış sesini duyunca anladım ki misafir var bende açtığın gibi. Hem ne var ki ya? Benden gizliniz saklınız mı var? Ya belki evde misafir yok. Ben burada çırılçıplak soyunmuşum, parfümümü sıkıyorum, onun altında koklaya koklaya el çırpıyorum. Ne var bunda, olamaz mı? Niye? Deli misiniz? Ya deliyim ya da deli değilim, ya da deliyim ya da değilim. Burası benim kendi malikanem. İstersem anadan üryan soyunurum, ortalıklarda gezerim. Sahne acaba? Sahne? Sahne? Ne biçim konuşuyorsunuz? Ben siz insanların yanında ayıp değil mi? Burada iki tane genç kız var. O zaman sen de genç kızlığını bil, milletin evine anahtarla dalma. Dalma kızım, dalma ya. Bir dakika ya. Sen bana sesini mi yükseltiyorsun ha? Biz kalkalım. Kalkalım kanımca. İyi akşamlar size. Hayırlı olsun 25 şeyiniz. Sen de amma cazgır çıktın ha! Sen bir kere benimle böyle konuşamazsın, tamam mı? Ya benim gibi hassas bir genç kız ne hale getirdin ya? Hassas genç kız görmesek inanacağız ha! Eve giriyorsun rahat rahat. Yok orayı kaldır, yok burayı ideye it, geri git, oraya koy, ukala hareketler. Git ya sen, tıkır. Git Yasin! Git sen! Çünkü ben hayatta kendi kurallarını koyup bunları taşıyan biriyim Zeynep. Kontrol güçtür. Yani ömrüm boyunca bunu felsefe edindim. Geldiler. Allah! Burhan haklıydı kanımca. Erken geldiniz. Tatsızlık çıktı da. Rahat batıyor bunları. He. Sen niye kapattın ışıkları kızım? Göz gözü görmeyeyim. Pişt, bana bak. Çok iyi halt ettin. Adamın kafasına soktun çevrecilik hikayesini. Görüyor musun bak şimdi ne diyor? Ne yaptım ben ya? Ha? Ne kadar bencil yaşıyoruz. Farkında değil misin Aslı? Evet.
Atmasana oğlum yere. Daha bugün temizledim. Dur anne. Ben alırım. Peki. Ne demeli? Ya sen niye yangına körükle gidiyorsun ki? Sen halimizi görmüyor musun Cem? Babam kızmasın, olay çıkarmasın diye biz artık kahveyi değirmenle çeker. Bravo, bravo. Bütün apartmanı uyandırdın. Bravo Aslı sana. Ay ne oldu? İşe düştü herhalde. Yok yok, içeriden geliyor. Siz yokken de oldu. Bizim evden mi geliyor? Evet. Abi bir baksana, hırsız falan olmasın. Hırsız mı? Bıçağım nerede? Baba ne olur ya, sen de bir baksana, bir şeyler var içeride. Hayda. Hediye sen dur. Ay, yok yok, annem de baksın, annem de. O zaman yarın. Kimse yok hanımca. Sacit Kral. Hoş geldiniz Sacit Bey. Ya garip bir gürültü geldi apartmandan, ne o? Ha, onu diyorsunuz. Biz de anlamadık. Hırsız zannettik. Tenada kıstırırım dedim ama... Tenada kimse yok. Ha, hayır, biz de yukarıda kalorifer kazanı mı patladı, ne oldu diye telaşlandık. Dayım da dedi git Sabit Efendi'lere sor. Heh, çok mantıklı. Kazan patlasa belli olmaz ki. Allah Allah, ne oldu o zaman ya? Yerimizden hopladık yukarıda biz. Burhan abinin dairesinden geldi belki. Yukarıda kavga, gürültü falan. Şişt, sen... Bir çay isteydiniz. Girdin adamın beynine, şimdi diyor ki kıyafet almayayım. Bravo, tebrik ederim. Sen ne zaman bu kadar çevreci oldun ya? Bir tane belgesel seyrettin, değiştin aniden. Keşke herkes değişse aslında. Benden sonra Tufan zihniyetiyle nereye kadar ha? Nereye kadar ha? Ya bırak ya. Tartışmayın bakayım, benim yanımda. Aslı, sen git gafurlara bakalım. Sor, niye Interkom'a cevap vermiyorlar? Şu floresanları söyle. Tamam. Bu akşam da trafik yoğun. İyi akşamlar. Aa, biz siz evde değilsiniz sandık. Merhaba. Şimdi babam diyor ki... Aa Sacit. Efendim? Sen burada mısın? Evet. Aa! Zeynep'ciğim. Merhaba, nasılsın? Merhaba. İyi akşamlar. siz burada mı takılıyorsunuz? Evet. Bir çay için. Bilmem, için mi? Siz daha burada mısınız? Yok, kalkalım. Kalk, ben kalkayım. Ha, Zeynep'i burada bırakıyorsun yani. Nerede bırakacak? Efendim? Aslı, sen git, ben sonra gelirim. Yok, yok. Aslı hanımefendi bir çay içsin kanımca. Yok, içmesin, uykusu kaçar. Sen git, hadi koş. Allah Allah, ne ayıp şey. Ne karışıyorsun sen bana Sacit ya? Zeynep'ciğim, annem baban nasıllar? İyi, sağ ol. Yok, ben Zeynep'in... Aslı, ya geldin yine tepemize çöktün, gitsene. Allah Allah. İçeyim o zaman bir çay gaffur. Ayo, tam süpersin. Kaç oy? Hacı, kalk kızım.
Hacer mi, Nilay mı? Nilay o. Ben bir çay koyayım. Bu sefer de Hacer koysun kızım. Hacer burada mı? Dayım ne diyor Aslı? Burada tabii. Nerede olacak? Hacer'in öteki ismi Zeynep. Aa, öyle mi? İyi. Senin yarın işin yok mu Aslı? Sacit, niye taktın sen bana bu akşam böyle ya? Ben Hacer'le hiç tanışmadım. Buradaysa bu akşam tanışayım. O zaman ben tanıştırayım. Oldu. Hacer. Aslı hanımefendi. Aslı hanımefendi. Hacer. Ne? Hacer bu işte. Ha, siz bunu Zeynep zannettiniz. Ayrıca bir Hacer yok. İki kız var bizde. Bir Nilay, bir bu Hacer. Bunun iki adı var. Olur mu ya? Bu Zeynep, Sacit'in Aslı, bakan kızı. Git uyu, kocan mocan bekler. Sacit. Nasıl ya? Allah Allah. Ben çay koyayım. Tanrı verdim, ne vardı bu tantuninin içinde? Ya ben hep yiyorum, bir şey olmuyor. Sadece bir kere midem bozdu, o kadar yani. Ne? Benim midenin bozulduğu yere mi götürdün? Ama lezzetli değil mi? Tanrı verdim, ne diyorsun sen ya? En yakın tuvalet ofiste. Oraya gidelim. Ama eğlendin ama değil mi? Ay Tanrı verdin, ne diyorsun sen? Bir daha seninle bir yere zor gelirim. Kırıyorsun ama beni ha. Tanrı verdin, susmuyorum. Sacit, inanamıyorum ben sana ya. Aslı. Hayır, tamam anladım yani, gönül bu da. Aslı bak, kimseye söylemeyeceksin tamam mı? Bak ben uygun zamanı bekliyorum. Özellikle de Makbule ablama aman bir şey çaktırma. Tamam. Bak söz ama, sonra beni kazıklamayacaksın. Ya Sacit, eninde sonunda anlaşılmayacak mı bu? Zaten şimdiye kadar nasıl sakladınız, ben onu da anlamadım yani. Tamam Aslı bak, sen bu sırrı tut tamam mı? Sen gıcıksındır bak, korkuyorum ben. Tamam tutarız, söylemez. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler.